Gebe kadınlar normal kadın aynı yaş kadın hasta grubuna göre pırtlaşma riski çok daha yüksek. Gebeliğin başından itibaren gebelikteki pırtlaşma aktivitesi artıyor. 12 haftaya kadar devam eden bir gebelikteki aktivite artışı söz konusu. Bunun nedeni gebeleyici mekanizmaların aktivitesinin azalması ve bunun yanında özellikle gebeliğin son 3 ayında oluşan pıhtının çözülmesi için gereken bazı bozukluğu yaşamış veya genetik trombofilisi olan hasta grubunda bu risk daha da artıyor. Gebelerde pıhtlaşma riski çok daha fazla oluyor normal aynı yaş kadın hasta grubuna göre. Bunun da bir değişik nedenleri var. Gebeliğin başından itibaren artan bir pıhtlaşma aktivitesi söz konusu. Gebelik ilerledikçe bu artarak devam ediyor. Hatta gebelik bittikten sonra, gebelik sonrası 12 haftaya kadar bu pıhtlaşma riskinin yüksek olduğu gösterilmiş. Bu nedenden bir tanesi gebeliğin başından itibaren pıhtlaşmayı sağlayan bazı faktörlerin kanda artması, pıhtlaşmayı engelleyici yine bazı faktörlerin azalması ve özellikle gebeliğin son 3 ayında oluşan pıhtının çözülmesi için gereken fizyolojik mekanizmanın daha az devreye girmesiyle alakalı. Aslında bu bütün mekanizmalar gebeliğin korunması ve sağlıklı gebelik olması için aslında fizyolojik bir mekanizma. Fakat riski olan gebelerde bu fizyolojik mekanizma biraz hem anne hem de çocuk için riskleri beraberinde getiriyor. En önemli iki risk faktörü gebelikte pıhtlaşma oluşması için özellikle toplar damar pıhtlaşması dediğimiz toplar damarda pıhtı oluşumu, venöz trombombe dediğimiz olayın en önemli iki risk faktörü daha önce geçirilmiş pıhtlaşma hastalığı öyküsü ve genetik trombofili. En önemli iki faktör bu. Gebeliğin başından itibaren gebelikteki pıhtlaşma aktivitesi artıyor.